Türkçe matematik eğitim bilimlerine nasıl hazırlandın? Hangi kaynakları kullandın? ÖABT'de hangi kaynakları çözdün? Matematik ve eğitim bilimlerine nasıl hazırlandığımdan bahsettim. Türkçe'ye benim hocam kanalındaki Öznur Saat Yıldırım hocanın videolarını izleyerek hazırlanmıştım 2019'da. Ve gerçekten dil bilgisini tüm detaylarıyla ondan öğrendim. O sene defterimde düzenli bir şekilde duruyordu. 2020'de de o defterden çalıştım. Zaten oldum olası aslında Türkçem iyiydi ama dil bilgim zayıftı. Dil bilgisini çok güzel öğretiyordu. Hatta dil bilgisiyle ilgili bir soru bankası vardı. Çözümleri o kadar ayrıntılıydı ki benim çok işime yaramıştı gerçekten. Daha önce de söylediğim gibi 2 senedir düzenli paragraf çözüyordum. Dil bilgisi kısmında da Öznur Hoca'yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bütün dil bilgisindeki konuları ondan öğrendim. Bol soru çözmeye dikkat ettim. Dil bilgisiyle ilgili video çözümlü soru bankaları da almıştım. Ondan da çok memnun kaldım. Kaynak önerilerini de göstereceğim. Türkçeyi bu şekilde hallettim. Bol soru, Öznur Hoca'nın konu anlatımları ve düzenli paragraf çözümü bile diyebilirim. Mesela bu da geniş kapsamlı bir soru olmuş. Hocam merhaba, bizi bu süreçte yalnız bırakmayın. Eğitim bilimleri ÖAB, TGKG'ye nasıl çalıştım? Kaynak önerileri, deneme önerileri, konular ne zaman bitmeli? Süreç abartıldığı kadar var mı? Süreç abartıldığı kadar var bence. Yani abartılmasından kasıt ne bilmiyorum ama bu süreç bence çok zor. Kolay atlatanlar olabilir belki ama benim için hem bir psikolojik savaştı hem de hayatla bağlantımı kesmiştim yani. Bence abartılacak bir süreç bu. Konular ne zaman bitmeli? Konular bence sınava en az 1-2 ay kala bitmeli ki üstünden geçecek vaktimiz olsun, tekrar yapacak vaktimiz olsun. Diğerleri bayağı geniş kapsamlı olduğu için çoğundan da bahsettim aslında. Kaynak önerileri de gelecek. Tarih, coğrafya ve Türkçe batırdı. Kaynak ve çalışma önerileri lütfen, evde hazırlanıyorum. Bir de eğitimde soru bankası önerileri. Tarih ve Türkçe'ye nasıl çalıştığımdan bahsettim. Coğrafyaya da Hoca Web'de kanalı Engin Eraydın hocadan çalışmıştım. 2019'da videoları izleyip yine not çıkardım. Defterim hazırdı. 2020'de o defterden çalıştım. O kadar çok tekrar ettim ki hatta o defteri de ezberledim sayılır. Coğrafya için ayrıca dilsiz haritalar çıkarmıştım yazıcıdan. Hocayı dinlerken onunla birlikte haritalara işte rüzgarları, akarsuları detaylı bir şekilde çizip notlar çıkarmıştım. Ara sıra onları incelerdim. Coğrafyayı da çok seviyordum bu arada. Coğrafyadan çok fazla soru bankası çözdüm. Konu anlatımı olarak dediğim gibi sadece Engin Eraydın hocanın haritalarla coğrafya ve kendi anlattığı konu anlatımla çalışmıştım. TÜİK verileri güncellendiğinde yüklediği videoları da izledim. Genel tekrarlarını da izledim. Ama çok fazla soru bankası bitirdim. Mehmet Eğit'in soru bankalarını çözdüm. Kendi Engin Eraydın hocanın kendi soru bankasını çözdüm. Onların hepsini kitapların arasında göstereceğim. Bence coğrafyada konu da soru çözümü de çok önemli. Aslında genel kültürdeki 3 derste de tarih, coğrafya, vatandaşlıkta bol tekrar, konu anlatımı ve bol soru çözümü önemli diye düşünüyorum. Benim sorum şu, bir konuyu çalışıp başka konuya geçtiğimde unutuyorum, nasıl kalıcı öğrenme sağlarım? Bunun cevabı çok kısa aslında, bol tekrar. Tekrar o kadar önemli ki ben daha önce önem vermezdim ama sözel derslerde unutmaya aşırı meyilliyiz tekrar etmediğimizde. O yüzden bir konuyu, bir dersi bitirdiğimizde bu ne de olsa bitti diye kenara atmamamız gerekiyor. Sürekli geri dönüşler yaparak konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Bence öğrenmede kalıcılığı sağlamanın tekrardan başka hiçbir yolu yok. Türkçe'ye nasıl çalıştınız? Alan konusundaki çalışmanız nasıldı? Türkçeden bahsettim. Alanım PDR'ydi. Alan konusundaki çalışmalarım 2 sene boyunca Murat Civelek Hoca'nın konu anlatımlı empati konu anlatımı serisinden çalıştım. Çok da memnundum. 2020'de ek olarak bir de Pegem'in konu anlatımını alayım dedim ama ona çok az baktım. Daha çok Murat Hoca'nın daha ayrıntılı geldiği için bana onlara da alışmıştım. Sürekli onlardan çalıştım. Nadiren üniversitedeki ders kitaplarımı da karıştırıyordum. Çok takıldığım ya da detaya inmek istediğim konularda. Alana birkaç defa yazarak çalışma girişimlerinde bulundum. Mesela davranış ve uyum problemleri ünitesini deftere yazarak çalışmıştım. Ama o kadar uzun sürdü ki baktım baş edemeyeceğim artık. Sürekli konu anlatımlı kitaptan okumalar yaptım. Bu şekilde hazırlandım aslında alana. Tamamen Murat Civelek Hoca'nın empati serisinden diyebilirim.
Dediğim gibi ek olarak baktığım kaynaklarda oldu. Genel kültür, genel yetenekte en önemlisi önereceğin kitaplar ve video kanalları nelerdir? Özellikle matematik. Dediğim gibi ben coğrafya hariç hepsini Benim Hocam kanalından izlemiştim. Türkçe Öznur Saat Yıldırım. Matematikte İlyas Güneş'in hem KPSS konu anlatımını hem de bütün konuları değil ama TYT konu anlatımını videolarına da baktım, soru çözümlerine. Tarihi Ramazan Yetkin, vatandaşı Esra Özkan Karaoğlu'ndan izledim. Tebrik ederim. Yeni başlayanlar nasıl bir programla çalışmalı? Genel tekrarlarını nasıl yapıyordun? Bir de Şubat ayına kadar konuları bitirmek erken olur mu sence? 4. sınıf malum dersler yoğun oluyor. Cevaplarsan çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Programla ilgili konuşmuştum. Genel tekrarlarını nasıl yapıyordum? Aslında ben hiç masaya bugün genel tekrar yapacağım şeklinde oturmadım. Eğer deneme sınavında kötü gelen bir netim varsa, o dersle ilgili sıkıntı yaşadığımı fark ediyorsam açıp o dersin konusuyla ilgili tekrar yapardım. Oturup bir dersi genel tekrar yapmadım hiçbir zaman. Şubat ayına kadar konuları bitirmek erken olur mu sence? Bence erken olmaz. Aslında kişiden kişiye değişen bir şey. Derslere ne kadar vakit ayırdığınızla ilgili. Ama hani Şubat ayına kadar bitecek diye acele etmeye de gerek yok. Sindire sindire anlayarak ve kavrayarak ilerlemek gerek diye düşünüyorum. Ders çalışma programında mesela GKGY kısmında dersleri tek tek mi bitirdin yoksa her gün tüm dersleri mi çalıştın? Ben ders ders ilerliyorum. Ben ders ders ilerlemedim. Hepsini eş zamanlı olarak götürdüm. Bir günde tabii ki bütün derslere bakamam ama tarihten çalıştığım konu belliydi. Coğrafyadan çalıştığım konu belliydi. Bir haftada mutlaka bütün derslere bakıyordum. Yani tarihi bitirip coğrafyaya başlayayım gibi bir şey yapmadım. Bu bana mantıklı gelmiyordu. Çünkü bence zaman konusunda sıkıntı yaşardım. Hem de çok fazla unutmalara yol açabilirdi. O yüzden ben eş zamanlı olarak götürdüm. Ama tabii ki kişiden kişiye değişebilir. Herkes kendine hangisi daha verimli geliyorsa o yolu izlemeli. 3 bölümün ders yürütmesini nasıl yaptın? Özellikle ilk çalışanlara yönelik detaylı paylaşım yapar mısın lütfen? Bu da çok geniş kapsamlı bir soru. Aslında bahsediyorum ya tek tek. Bunun cevabını vermiş oluyorum. Belki daha sonra ilk çalışanlara yönelik detaylı bir paylaşım yaparım. Dersleri hangi sırayla çalıştığınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Dediğim gibi ben bütün dersleri eş zamanlı götürdüm. Sadece eğitim bilimlerinde bütün eğitim bilimleri derslerini aynı anda çalışmadım. 1,5 ayda mesela 2 tane eğitim bilimleri dersini bitiriyordum. Onlar bitince diğer ikisine geçiyordum. Ama genel kültür, genel yetenek ve alan hepsi eş zamanlı olarak ilerliyordu. Yani bir sırası yoktu. Çalışırken not tuttun mu? Bol tekrar mı yaptın yoksa bol soru mu çözdün? Videoları izlerken not tuttum. Daha sonra defterden çalışırken tekrar not çıkarmıyordum ya da tekrarlarımı yaparken okuma yapıyordum daha çok. Bol tekrar mı yaptın yoksa bol soru mu çözdün? Aslında ikisi de ama tabii ki de bol soru çözümü tekrarın daha da önüne geçiyor. Tekrar da çok önemli ama soru çözümü çok çok fazla olmalı. Alandan akademik kaynak okudunuz mu? Alanımız farklı ama yine de bu önemli bir soru benim için. Bir de matematiğe nasıl çalıştınız hocam? Teşekkürler şimdiden. Alandan ara sıra akademik kaynak okudum. Yani akademik kaynak dediğim üniversite ders kitaplarımdan bakıyordum. Çok detaya inmem gereken konularda. Ama çok fazla akademik kaynaklardan çalıştım diyemem. Alanı PEGEM'den mi, empatiden mi çalıştın? Hangisi daha iyi sence? Bu arada tebrik ederim. Teşekkür ederim. Alana empatiden çalıştım. En çok dediğim gibi PEGEM'i de almıştım bu sene konu anlatımını. Ama benim için empati daha ayrıntılı ve daha güzel bir kitaptı. Ona da alıştığım için empatiden hazırlandım sınava. Uyku düzenini nasıl ayarladın? Denemelere ne zaman başladın? Dediğim gibi uyku düzenim ilk aylarda çok çok iyiydi. Çünkü ablamla beraber kalıyorduk. Ablam da çalıştığı için hem bankacıydı çalışıyordu hem de şeflik sınavlarına hazırlanıyordu. Sabah çok erken kalkıp kahvaltıdan önce bile ders çalışıyorduk. Daha sonra o gittikten sonra ben düzenli bir şekilde ders çalışıyordum. Akşam da normal saatte yatıyorduk. Ama daha sonra uyku düzenimi ben de ayarlayamadım. Tek başıma kaldığım vakitler de oldu. Yani bütün süreç boyunca uyku düzeni harika bir şekilde ilerlemeyebiliyor. Ama beni çok kötü bir şekilde etkilemedi. Denemelere en başından itibaren başladım. Hatta hiç ders çalışmaya başlamadan önce ilk defa çalışacağımda bir deneme yapardım ve durumumu analiz ederdim. Ondan sonra da en az 2 haftada bir olmak üzere ve ilerleyen zamanlarda haftada bir hatta
daha sık olmak üzere denemelere her zaman yer verdim. Çünkü denemeler çok önemli. Genel kültür, genel yetenek sevmeyen ve eksik olan biri için ne zaman ve nasıl çalışmayı önerirsin? Kitap, video, nasıl çalıştığımdan bahsettim aslında hepsinden. Zamanı ise bunlara hemen başlanması gerekiyor bence. Eğer sınava seneye gireceksek zaten bunlar uzun süreçte bitirilen dersler olduğu için bir an önce başlanılmalı. Ben bölük bölük gitmek istiyorum. Mesela önce eğitimi bitirmek, sonra ÖABT'ye başlayıp yarısından genel kültür, genel yeteneğe başlamak. Bu nasıl bir taktik sence? Aynı anda çok fazla derse kendimi veremem gibi geliyor çünkü fikirlerini merak ediyorum. Aslında daha önceki bir soruya verdiğim yanıta benzeyecek bu da. Ben bölük bölük gitmekten yana değilim hiçbir zaman. Aynı anda gittiğimiz yani eş zamanlı götürmemiz daha mantıklı geliyor bana. Dediğim gibi unutmaları yol açabilir ve kopukluk olur yani zaman konusunda da sıkıntı yaşanır. Ama eğitim derslerinin hepsi aynı anda gitmeyebilir. Çok fazla olduğu için dediğim gibi ikişer en fazla üçer eğitim dersi bir arada götürülebilir. Yine de kendinize iyi geleni tercih edin tabii ki. Ben bu yıl ilk defa hazırlandım ve bir temel yaptım. 71 puan aldım. İkinci yılımı nasıl değerlendirmeliyim? Nasıl bir yol izlememi önerirsin? Aslında temel yaptığımızda ikinci sene veya üçüncü sene hazırlanmamız çok daha kolaylaşıyor. Çünkü sürekli üstüne bir şeyler koyarak ilerliyoruz. Benim öyle olmuştu artık üçüncü yılda. Yani ikinci sayılırdı aslında benim de ama üzerine sürekli koyarak ilerlediğim için daha başarılı olduğumu hissettim. Bence siz de geçen sene ne de eksik kalmışsınız. Bunu iyi analiz ederek eksiklerinize ekstra odaklanarak süreci ilerletirseniz kesinlikle daha başarılı olursunuz. Hocam 2019'da hazırlandıktan sonra 2020 sınav için konuları bir daha tekrardan bitirdiniz mi yoksa soru ve deneme olarak mı ilerlediniz bu sene? Konuları tekrardan bitirdim. Tekrar video izlemedim ama mesela coğrafyadan birinci ünite defterimi açtım. Tekrar o konuya çalıştım. Onun sorusunu çözdüm. Aynı şekilde diğer dersler için de soru bankası ve denemeleri de çözüyordum tabii ki. Ama hiç konu çalışmamazlık yapmadım. Konuları bol bol çalıştım. Okul öncesi öğretmenliğini bitirmek için önümde 2 sene var. 2 sene gibi uzun bir zamanı olan birinin GKG'ye eğitim, ÖABT için nereden başlaması, neyi sona bırakması gerekir? Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Zaman geçtikçe bilgileri unutmamak adına. Genel kültüre erken başlanırsa bence zaman geçtikçe bilgileri unutmak kolay olur. O yüzden bence matematik gibi derslerde kendimizi geliştirebiliriz böyle uzun süreç varsa. Bir de hala okuduğunuz için alan derslerine bence çok önem vermelisiniz. Alanda kendinizi geliştirmelisiniz ki ÖABT sınavınız daha iyi olsun. Eğitim bilimlerine de bence son sene başlanabilir diye düşünüyorum ben. Hangi kaynakları kullandın? Ayrıca nacizane kendi taktiklerin nelerdi? Hiç düşünmedim aslında bir taktiğim yoktu. Ama sadece kendimi tanıyordum. Nasıl öğrendiğimi biliyordum. Ona göre çalışmalarımı yapıyordum. Mesela yazarak daha çok aklımda kalıyordu. Kendime anlatarak daha çok aklımda kalıyordu. Başka birinin çalışma şekli bana uymuyordu. Benim kendi çalışma şeklimi bilip ona göre davranmam gerekiyordu. Bir taktik yok aslında. Taktik çok çalışmak. Merhaba, öncelikle tebrik ederim. Geçen seneye göre farklı yaptığınız şeyler nelerdi? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir soru aslında. Geçen seneye göre farklı yaptığım şey zaten bu seneye başlarken geçen seneyi iyi bir şekilde analiz edip geçen sene neyi yanlış yaptım onları düşündüm. Ve eksik olduğum şeylerin üzerine çok fazla gittim. Dediğim gibi eğitim bilimleri sınavım kötü geçmişti. Dedim ki ben bu eğitim bilimlerini demek ki kavrayamamışım 2019 yılında. Sıkı bir şekilde eğitim bilimlerine çalıştım. Çalışma şeklimi biraz değiştirdim. İşte Cüneyt İltuş hocanın anlatımından yola çıkarak ben de biraz daha tablolar çizerek çalışıyordum. Aklımda kalıcı yöntemler bulmaya çalışıyordum. Diğer farklı yaptığım şeylerden bir tanesi de sürekli yapabildiğim şeyleri çözmek yerine yapamadıklarımın üstüne gitmekti. Zaten yaptıklarım yani başarılı olduğum konuları zaten yapıyordum. Anlamsız da onları tekrar tekrar çalışmak. En eksik olduğum ne varsa onlara çalıştım bu yıl. Ve daha çok tekrar yaptım, daha fazla soru çözdüm. Dediğim gibi üstüne koya koya gittiğim için de bence daha başarılı oldum. Psikoloji mezunuyum. İlk defa bu yıl sınava girdim. Yeterince hazırlanmamıştım. Tekrar gireceğim 2022 için şimdiden yavaştan başlamalı mıyım? Psikoloji mezunları sanırım sadece genel kültür ve genel yetenek kısmına giriyorlar.
Onun içinde dediğim gibi genel kültüre şimdiden başlamak unutmalara yol açar büyük ihtimalle. Ama Türkçe ve matematik belki matematik hatta yavaştan çalışılabilir kendimizi geliştirmek adına. Ama seneye yani 2021 yazında başlanılıp düzenli bir çalışma yapıldığında da başarılı olunur. Türkçeyi nasıl yetiştirdiniz? Kaç dakika sürdü? Nasıl hallettiniz? Sınava girmeden önce Türkçe'ye en fazla 40 dakika vereyim diye hesaplamıştım kendim. 40 dakika dolunca da hala sözel mantığı çözüyordum sanırım. Paragraflarda çok oyalandım. Anlaşılması güç olduğu için birkaç defa okumak zorunda kaldım. Sözel mantıkta birazcık panik yaptım 40 dakikada olduğu için. Zaten iki tanesini yanlış yapmışım. Yani paragrafları da en hızlı bu şekilde çözebilmiştim. 40 dakikada bitirmeye çalıştım. Daha önceden çok pratik yaptığım için yine hesapladığım süre oldu aslında. Ama matematikte uğraştıran sorular vardı. Daha fazla uğraşıp çözmek isterdim ama maalesef sürem matematiğe yetmedi. Çok yoğun bir çalışma ve çok iyi net yapmama rağmen 3000 gibi bir sıralama elde ettim. Psikolojik olarak ayakta kalmakta zorlanıyorum. Bu sene olmadı, seneye neden olsun kafasındayım. Ayrıca tarihe nasıl çalışılır bu konuda bilgilendirme yaparsan çok sevinirim. Tarih hakkında bilgilendirme yapmıştım. Gerçekten üzücü bir durum anlayabiliyorum. Ama istediğiniz şey buysa bence bu kadar umutsuzluğa kapılmayın. Bir kere daha şansınızı denemelisiniz bence. Bu sene olmadı ama seneye neden olmasın. Bir P derece kazanmak için GKG'ye eğitim bilimleri bir alandan ortalama kaçar net yapmalı önümüzdeki sene? Önümüzdeki sene bu değişebilir. Her sene istatistiklere göre değişiyor. Kesin bir şey söylememiz zaten mümkün değil. Ama bence genel kültür, genel yetenek 80 üstü, eğitim bilimleri ve alan 65 üstü mutlaka olmalı diye düşünüyorum ben. Evet, sorularımız bu kadardı. Elimden geldiğince tek tek yanıtlamaya çalıştım. Dediğim gibi bazıları çok geniş kapsamlıydı. Onlar için de ilerleyen zamanlarda videolar çekmeye çalışırım. En çok istenen kaynak önerisi. Onu da en yakın zamanda çekip yüklemeye çalışacağım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.